Herkese selamlar. Zamanlı Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltıya farklı bir şeyler mi denesek acaba diyenlerin bence hoşuna gidecek, tüm aileden tam not alıp hafta sonu kahvaltılarını lezzetli bir hale getirecek güzel bir tarifim var. Umarım dener ve beğenirsiniz. Tarife geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni lezzetli tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın ki irtibatta kalabilelim. Hadi gelin hızlıca tarifin yapımına başlayalım. Krep hamuru için karıştırma kabının içerisine 2 adet yumurta kıralım. Üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip çırpalım. Su bardağı sütü de ilave ettikten sonra tekrar çırpalım. Bu arada her tarifimde yapmış olduğum gibi malzeme listesinin açıklama kısmını ekliyorum. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Ama tarifin püf noktalarını kaçırmamak için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra ununu ekliyoruz. Toplamda 1,5 bardak un ekliyorum. Ununuzun markasına, kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden kıvamı bu şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırladığımız krep hamurunu önceden ısıttığımız tavada orta ateşte öncelikle tavaya bir kepçe olacak şekilde dökerek ve kepçenin alt kısmıyla hamuru tüm tavayı kaplayacak şekilde yayarak pişirmeye başlıyoruz. Bir tarafı piştikten sonra çevirip diğer tarafını da pişiriyoruz ve tavamızdan alıyoruz. Krep hamurumuz bitene kadar bu şekilde tamamını pişirerek hazırlıyoruz. Harcı için tavamızın içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alalım. Yağımız ısındıktan sonra bir adet ince ince doğradığımız kırmızı kapya biberi tavaya alıp sotelemeye başlayalım. Biberlerimiz piştikten sonra yine küçük doğradığımız sucukları da biberlerin üzerine ekleyerek onlar da pişene kadar karıştıralım. Kreplerimizin ilkini hazırlamak için öncelikle bir adet krebi tahtamızın üzerine alalım. İçerisine iç harcımızdan yerleştirelim ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyelim. Daha sonra krebimizi zarf şeklinde katlayarak bir kenara alalım. Bütün kreplerimizi bu şekilde hazırlayalım. Tavamızın içerisine biraz tereyağı alıp erittikten sonra kreplerimizi dizelim ve arkalı önlü kızartarak hazır hale getirelim.
gerçekten lokum gibi ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi oldu. Bizim aileden tam puan aldı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorum ve önerileriniz varsa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Mutlaka geri dönüş yaparım. Beğenilerinizi de esirgemeyin lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın.